Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, bugün günlerden Merkez Bankası PPK toplantısının olacağı gün. Bugün dolar TL açısından önemli bir gün. Merkez Bankası'nın faiz kararı alıp almayacağı tarafımızdan önemli takip edilecek. Şimdi sizlerle bazı Merkez Bankası'nın alacağı kararlar sonrasında dolar TL kuru ve gram altın, dolar TL kuruna bağlı olarak gram altın ve ons altında düşüşün hangi seviyede son bulacağı yönünde bazı teknik analizler yapacağız ve bunların sonucunda bunu da temel analizle birleştirip bir sonuca varmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, şu an kurları ekranda görüyorsunuz. Dolar TL şu an 7.70, sterlin 9.80, euro TL 8.99. Euro dolar 1.17, sterlin dolar paritesi 1.27, dolar Japon yeni 105.44, altın 1857 civarlarında seyretmekte. Gümüş ons 22.19, gram altın 459-460 civarlarında. DAX da 94.25 civarlarında fiyatlanmakta. Şimdi biz ons altında başlayalım analizimize. Ons altında bizler için önemli olan yerler nerelerde? Sizlerle birlikte, hep birlikte bunu teknik olarak bulmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, ons altına baktığımız zaman ons altında şöyle daha kısa periyotta bakalım. 4 saatlikte bakalım. Kanal hareketleri 4 saatlikte daha net görülmekte. Şimdi arkadaşlar Elliot'a göre şu şekilde inceleyelim. 2073 seviyelerinden başlayan düşüş. Evet, şuradan 2073 seviyelerinden başlayan bir düşüş. Bu düşüş dalgası 1860 seviyesinde sonlanabilir demiştik. Bunun uzatmaları 1860 altına sarkmalarda arkadaşlar 1820 seviyesine kadar uzanabilir. Evet, şurası 1820 seviyesi, yani 1860-1820 seviyesi artık bu düzeltmenin biteceği seviye olarak öngörülerimiz arasında bulunmakta. Tabii hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir. Tahminimize göre 1860-1820 aralığından ons altının yukarı doğru döneceği ve 1976 seviyesine doğru hareketlerine devam etmesi beklentimiz şeklinde arkadaşlar. Bu teorimiz çalışırsa ons altında dediğim gibi şu şekilde arkadaşlar, şöyle bir 2073 şurası. Şuradaki beklentimiz olan 1820 seviyesi ve 1820 seviyesinden 1976 seviyesine doğru şu şekilde bir ons tarafında toparlanma beklentimiz mevcut. O yüzden 1860-1820 aralığı ons altında çok sıkı takipte kalmamız gerekecek bir aralık olarak gözükmekte. 1820 olur da arkadaşlar, kötü bir senaryo öngörümüz tutmazsa 1820 altına ons altında sarkmalar da görülürse bu sefer B planı 1778 seviyesinde bulunan şuradaki destek seviyesi ons altında tekrardan takibimize girmesi gereken önemli bir seviye olarak gözükmekte. Şu an şurada gördüğünüz arkadaşlar 1860 destek seviyesi direnmeye devam ediyor. Fakat bu direnme 1860 altında kaldıkça buradaki desteğin de zayıflamasına neden olacaktır. Ve alttaki 1820 destek seviyesine doğru ons altını çekebilir. Burada yapmamız gereken en önemli strateji Elliot dalga teorisine göre 2073'ten başlayan
düşüşün 1820 seviyesinde sonlanıp sonlanmayacağını takipte kalacağız arkadaşlar. Burayı gözlemlemeye çalışacağız. Buradan bir yukarı yönlü 1860-1820 aralığından yukarı yönlü bir dönüş ons altın gerçekleştirebilecek mi? Hep birlikte bunun takibinde kalacağız. Buradan bir dönüş onsu tekrardan 1976 seviyesine doğru yukarı yönlendirebilir. O yüzden ons altında 1860-1820 seviyesi aralığından bir dönüş beklentimiz mevcut. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Hemen gram altına da geçelim. Gram altında beklenti yerlerimiz hangi yerler olabilir? Sizlerle birlikte bunun hemen değerlendirmesini yapalım. Şu an 459 seviyesinde ons altın, gram altın tarafında da bir seyir mevcut. Bizler için en yakında 459 desteği. Evet, şuradaki gram altında 459 destek seviyesi mevcut. Şuradan geçen 459. Şu an zaten tam bu destek üzerindeyiz arkadaşlar. Bu desteği aşağı yönlü gram altında kırılırsa gram altında bu sefer 453 seviyesi tekrardan takibimize girecek önemli bir seviye olarak gözükmekte. 453 seviyesi ayrıca bizim için haftalık destek seviyemizde 453'ten geçmekte. O yüzden ons altın gram altın tarafında da bugünkü Merkez Bankası'nın alacağı kararlar önemli. Ons altın dediğimiz gibi 1860 desteğini kırıp aşağı yönlü 1820 desteğine doğru gider. Bu sırada da Merkez Bankası beklentilerin dışında bir faiz artışına giderse arkadaşlar bu gram altında ve dolar tarafında geri çekilmeye sebebiyet verebilir. O yüzden bugünkü Merkez Bankası toplantısındaki kararları çok iyi dinlemeniz ve buna göre bir strateji kendinize oluşturmanız önemli. Dolar-TL kurunda 7.69. Gerçi bunu dolar-TL'yi anlatırken tekrardan anlatırız arkadaşlar. Şu an gram altından bahsedelim. Gram altında zaten ons biliyorsunuz bayağı bir geri çekildi. Dolar-TL de buna geriye doğru eşlik ederse gram altında 453 seviyesi hatta 449 seviyesine kadar da bir geri çekilme yaşanması mümkün olur arkadaşlar. O yüzden şu an gram altını zaten dolar-TL'nin yukarı yönlü hareketleri ayakta tutuyor da diyebiliriz. Merkez Bankası toplantısına dikkat. Buradan çıkacak karar bizim için çok önemli olacağından dolayı arkadaşlar gözünüz kulağınız Merkez Bankası'ndan çıkacak kararda olsun. Evet, gümüşe de bakalım. Gümüş ne zamandır bakmıyoruz arkadaşlar. Hemen bir gümüşte de değerlendirmemizi yapalım. Gümüş onsla başlayalım. Evet, şu an gümüş onsta da 22-20 civarlarında bir seyir mevcut. Gümüş onsta bizim için 22-20 evet, bu pek beklemediğimiz seviyelere kadar bir düşüş gümüş onsta gerçekleşti. Ona en yakın bir destek bulmaya çalışıyorum 22'ye. Onun da altta 22 altına daha sarkmalarda gümüş onsta görülürse arkadaşlar bu sefer gümüş onsta hangi seviye en yakın? Gerçi bu 22-20'de bayağı kuvvetli bir destek olarak gözüküyor arkadaşlar. Şuradaki 22-20'yi dikkatlice bir takip edelim gümüş onsta derim ben. Evet, buradan geçen 22-20 destek noktası kuvvetli bir desteğe benziyor. Bu 22-20 desteği üzerinde tutunabilirse gümüş ons için yukarıda tekrardan 22-90 seviyesi toparlanma hareketi için
iyi olacaktır diye gümüş onsta söyleyebiliriz. 22-20 desteği altında tekrardan bir sarkmalar gerçekleşirse de arkadaşlar, en yakın destek yerimiz 20.26'da görünmekte. Evet, bunun altında da 20.26 desteği mevcut. Evet, bunun üstü 22.20, üzeri 22.90. 22 kuvvetli bir destek gümüş onsta gözükmekte. Burası takibimizde kalacak önemli bir destek noktası olarak şimdilik görülmekte arkadaşlar. Aylıkta da ayrıca 22-20 üzeri kalışlar tekrardan gümüş onsu yukarı yönlü 26-27 dolar ve buradan 30 dolar seviyesine doğru da çekebilir. O yüzden 22-20 kuvvetli bir destek olarak gözükmekte, takibinizde olacak önemli bir de destek şeklinde de yorumlanabilir. Ayrıca aylık kapanışlarda da 22-20 seviyesini takipte kalın arkadaşlar. Eğer ki 22-20 üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirse gümüş ons buradan toparlayıp 27 dolar seviyesine doğru da gidebilir. O yüzden önemli demek istememdeki amaç da 22-20 desteğinin bu kadar önemli olması şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda hemen bizler için önemli olacak seviyeleri gümüş ons grafiği üzerinde sizlere anlatmaya çalışayım. Evet, şurayı bir temizleyelim. Gümüş gram da arkadaşlar dolar TL'nin yukarı yönlü hareketlerinden o da etkilendi gördüğünüz gibi. Onda da gene ayakta tutunmasının nedeni dolar TL diyebiliriz. Dolar TL gümüş grama destek verdiği müddetçe gümüş gramda da bakalım hareketler nereye kadar uzayacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şurada gümüş gram çalışmalarım vardı. Onlardan biraz faydalanmak istiyorum arkadaşlar. Onları da bulamadım. Sizleri biraz bekleteceğim. Evet, gümüş gram. Evet, şu an 5.50 civarlarında olan gümüş gramdı arkadaşlar. Gene bir Elliott çalışmasına göre 6.95'ten gelen düşüş dalgası şurada 4.99 aralığına kadar devam edebilir. Yani 5 lira seviyesine kadar gümüş gramda da düşüş yaşayabiliriz. Fakat buradan tekrardan bir 6.20 aralığına doğru bir yükseliş hareketi tekrardan 5 lira seviyesinden yukarı doğru yaşanması muhtemel bir hareket olarak Elliott dalga teorisine göre görülmekte arkadaşlar. Bizler için toparlanmanın en kolay olacağı seviye şuradaki 5.60. Şunu toparlayalım, tekrardan yapalım arkadaşlar. Şurası 6.95. Elliott'a göre şurayı 5 lira seviyesine kadar arkadaşlar bu düzeltmenin gümüş gramda olabileceği. Fakat bunun tam arada bir 5.60, şuradaki 5.60 desteği de önemli olarak gözükmekte arkadaşlar. Yani 5.60 5 aralığı bir yerden yukarı yönlü bir dönüş ve bu dönüşünde 6.20 seviyesine kadar uzanabileceği yönünde bir Elliott dalga çalışmamıza göre gelebilecek rakam ve seviyelerimiz gözükmekte. Tabii bunların hepsi birer çalışma ve öngörüden ibaret. Gelecek veya olacaktır şeklinde kesin bir yargıya varmak da olmaz. Her teknik çalışmanın mutlaka %100 gelebilirliği yoktur arkadaşlar. Fakat takvimimizde olması gereken önemli seviyeleri bize teknik açıdan yaptığımız analizler göstermekte. O yüzden 5.75 aralığı bir yerden tekrardan bir dönüş
gram gümüşte de 6.20 seviyelerine doğru gideceği yönünde Elliott çalışmamız kendini göstermekte. Hep birlikte sizlerle birlikte ben de takip edeceğim. Gerekli gördüğüm yerlerde tekrardan bunlara müdahale ederiz. Sizlerle birlikte tekrardan yorumlamaya çalışırız. Dolar-TL kuruna da bakalım hemen. Video çok uzadı çünkü. Kritik seviyeler olduğu için video biraz uzun oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen dolar-TL kuruna da bakalım. Evet, dolar-TL kurundaki arkadaşlar 7.69 desteği bizler için önemli bir destek dedik. Şuradaki 7.69 desteği. Bu 7.69 desteği aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıda 7.73 ve 7.80. Şuradaki önemli destekler mevcut. Destek direnç şeklinde takiplerinizi yapın arkadaşlar. Şu şekilde takip edebilirsiniz. Kanal aralıkları şeklinde. Şunlar yukarı yönlü hareketlerin gidiş yönleridir. Aşağı yönlü hareketlerde de hemen yerlerimizi belirleyelim. 7.69 altında bir 7.63 ve onun altında da 7.52 destek yerlerimiz, önemli destek yerlerimiz bulunmakta. Dolar-TL kurunda dediğim gibi arkadaşlar bugünkü Merkez Bankası kararları takibinizde olacak. Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz arttırması yönüne gitmesi durumunda Dolar-TL kurunda geri çekilmeler yaşanacaktır. O yüzden geri destek bölgelerini takipte kalın. DAX da kuvvetli. DAX'ın kuvvetli olmasından kaynaklı Merkez Bankası'nın da faiz arttırması Dolar-TL kurunda aşağı yönlü bir hareket yaşanmasına sebep olabilir. O yüzden Dolar-TL kurundaki arkadaşlar da çok dikkatli olsunlar diyoruz. Verdiğimiz destek ve direnç noktalarını takipte kalsınlar. Evet, şimdilik benim anlatmak istediklerim bugünlük bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.